Fedailerin Kalesi Alamut Yazar Vladimir Bartol Seslendiren Uğur Tekin 15. Kısım Yüce Efendi'nin oğlu Huzistan dayisine öldürmüştü. Ertesi gün Alamut'ta herkes bu konuyu konuşuyordu. Aslında kimse haberin tam olarak nasıl yayıldığını bilmiyordu. Haberci durumu ilk olarak büyük dairlere bildirmişti. Onlar da haberciyi derhal Hasan'ın huzuruna çıkarmışlardı. Belki o sırada yakınlarda bulunan bir dahi ya da bizatihi büyük dairlerden biri bunu istemeden ağzından kaçırmıştı. Sonuçta artık herkes durumu biliyordu. Bu yüzden de haberi müminlerden saklamaya çalışmanın bir manası kalmamıştı. İbni Tahir Hasan tarafından kabul edilmeyi uzunca bir süre beklemek zorunda kaldı. Zira yüce efendi cinayeti tüm detaylarıyla öğrenmek istiyordu. Bu yüzden de haberciyi uzun uzun sorguya çekti. Emirlerinizi getiren posta güvercini Gombadana ulaştığında on gündür Kızıl Şarık'ın kuşatması altındaydık bölgedeki diğer tüm küçük kaleleri birer birer ele geçiren Kızıl Şarık 20 bin askeriyle etrafımızı kuşattı. Çekip gidersek canımızı bağışlayacağını söyledi ama büyük dayı bunu kabul etmedi. Ama oğlunu Sasan kalenin teslim edilmesi hususunda ısrarcı oldu. Ne yapacağını şaşıran Alkeyni de sizden ona ne yapması gerektiği hususundaki fikrinizi sordu. Siz de onun derhal zincire vurulması talimatını verdiniz. Alkeyni bu kararı ona açıklayıp tavrını değiştirmeye çalıştı. Ama Hüseyin öfkeden deliye dönmüştü. Beni babama sattın köpek diye bağırarak kılıcını çekip komutanımızı oracıkta katletti. Katile ne yaptınız? Zincirleyip zindana kapattık. Şey Abdülmelik bin ateş kumandayı aldı. Durum ne vaziyette? Kötü efendim, suyumuz kalmadı. Yakında müminlerin yiyecekleri de tükenecek. Kalede şu an üç bin kişi var. Aslında tüm Huzistan halkı bizim yanımızda. Lakin kızıl sarık zalimliğiyle herkesi sindirmiş durumda. Bu nedenle de halktan fazla bir şey bekleyemeyiz. Hasan onu gönderdi şimdi yeniden kendine gelip dikkatini toplamayı başarmıştı. Oğlunu ne yapmayı düşünüyorsun İbn Sabah diye sordu Buzruk Ümit. Onu kanunlarımıza göre yargılayacağız. Büyük daileri de gönderip İbn Tahir'i çağırdı. El Gazali konusundaki çalışmaların ne alemde? Bütün geceyi okuyarak geçirdim Seyduna. Güzel. Uzistan'da olanlardan haberdar mısın?'' İbni Tahir başını kaldırıp baktığında karşısında endişeyle allak bullak olmuş bir yüz görmüştü. Evet Seyduna. Yerimde olsaydın ne yapardın? İbni Tahir zeka dolu bakışlarını ona yöneltti. Kanunlar ne emrediyorsa onu. Haklısın. İblis kimdir bilir misin? İlk insanı yoldan çıkartan kötü bir cindir. Yalnızca bu kadar değil ama. İblis efendisine yani Allah'a ihanet ederek onun yeminli düşmanı oldu. İbn Tahir başıyla onayladı. Kim hak yolundan dönüp ona karşı düşmanlık ederse İblis'in tarafını seçmiş sayılır. Çünkü hak yolu Allah'ın yoludur ve de sadece tek bir hak yolu vardır. Evet, İsmaili inancı doğru Peki bizim inancımıza ihanet eden yeminli düşmanımızın kim olduğunu biliyor musun? İbni Tahir gözlerini gözlerine dikerek onun kimi kastettiğini anlamaya çalıştı. Galiba baş vezirden bahsediyorsun efendim. Evet, inancımızı yaydığı için büyük babanı katleden de odur. Bizim için baş vezir iblisin ta kendisidir sen de bizim baş meleğimiz olup büyük babanın öcünü alacaksın. Kılıcını hazır tut. İbni Tahir yumruklarını sıktı. Hasan'ın karşısında dimdik duruyordu. Kılıcım emrine amade Seyduna. Rey'den Bağdat'a uzanan yolu bilir misin? Bilirim. O yol üzerindeki Sava kasabasında doğdum. O zaman iyi dinle. O yolu takip etmeni istiyorum. Öncereye, oradan da Sava ve Hamedan üzerinden Nihavend'e gideceksin. Ama seni baba ocağını ziyaret etmekten men ediyorum. Tüm seyahatin boyunca amacına nasıl ulaşacağını düşünmekten başka bir şeyle meşgul olmamalısın. Kulağını dört aç ve baş başvezirin nerede olduğunu, ne yapmayı planladığını öğren. Onun Nihavend yakınlarında büyük bir ordu topladığını bize ve rakibi Tac el Mülk üzerine saldırıya geçmeye hazırlandığına dair haberler aldım. Dediklerimi aklında tutabilecek misin? Gazali onun yakın dostudur. Şu andan itibaren sen de Gazali'nin talebesi Osman'sın. Baş vezire öğretmeninden bir mesaj götürüyorsun. Bu kitabı yanına al. Giymen için sünni talebelerinki gibi siyah bir cübbe hazırlattım yolda harcaman için biraz da para vereceğim. Bir de baş vezire götürmek üzere bir mektup. Mektubun üzerinde gördüğüm mühür sana tüm kapıları açacaktır. İbni Tahir siyah cübbeyi alıp heyecanla inceledi. Ardından para kesesini kuşağına, mektubu da cübbesinin içine yerleştirdi. Hekimden baş vezirin huzurunda nasıl davranman gerektiğini öğrendin zaten.'' Alamut'taki bütün eşyalarını şu çuvalın içine koy. Kaleden iyice uzaklaşınca bu giysileri ve kimliğini belli edecek her şeyi ortadan kaldır. Nizamül Mülk'ü iyi tanırım. Seni Gazali'nin yolladığını duyunca sana kucak açacağından kuşkun olmasın. Şimdi dikkatle dinle. Şu mühürlü zarfın içinde ince bir hançer var. Baş vezir mektubu alacağı sırada hançeri boynuna batır. Bir tek damla kan bile görsen vazifeni başarıyla tamamladığına emin olabilirsin. Ama hançerin ucunda çok tesirli bir zehir var. Bu yüzden dikkat et de vazifeni tamamlamadan kendini zehirleme. Çünkü küçücük bir sıyrık bile ölmene, dolayısıyla da vazifeni yerine getirememene neden olacaktır. Bu durumda da cennet kapıları sana ebediyen kapanacak. İbn Tahir'in yüzü bembeyazdı ama gözleri parıldıyordu. Sonra, sonra ne yapacağım? Hasan ona sert bir bakış fırlattı. Sonra kendini Allah'a teslim et. Cennet kapıları açılacak sana. O andan itibaren bu hakkı senden kimse alamayacak halıların üzerine yumuşacık yastıklar yerleştirildi bile. Meryem diğer hizmetkarlarınla birlikte seni bekliyor. Şehit olduğun anda doğrudan onun kollarının arasına uçacaksın. Anlıyor musun beni? Anlıyorum Seyduna. Eğilip Hasan'ın elini öptü. Hasan hafifçe titremişti ama İbni Tahir kendi düşüncelerine gömüldüğünden bunu fark edecek halde değildi. Derken Yüce Efendi raftan İbni Tahir'in daha önce gördüğü altın bir kutu aldı. Açıp birkaç küçük kapı ince bir kumaş parçasına sardı. Her gece bir tane al. Her seferinde cennete bir adım daha yaklaşacaksın. Ama sonuncuyu baş vezirin huzuruna çıkacağın zamana sakla. Dikkat et, kaybetme. Çünkü cennet kapıları sana bunlar sayesinde açılacak.'' Ellerini omuzlarına koydu. ''Şimdi gidebilirsin artık oğlum.'' Şaşkın, bitkin ama bir o kadar da gururlu ve coşku dolu olan İbni Tahir huzurdan ayrıldı. Hasan gözden kayboluncaya dek arkasından bakmıştı. Sonra birden kalbine bir ağrı saplandı. Sendeleyerek terasa çıkıp derin bir nefes aldı. ''Daha erken'' dedi kendi kendine aslında şimdi ölmek güzel olurdu diye düşündü. Sadece bir anlık karar neticesinde kendini korkulukların üzerinden atabilir, böylece her şey nihayete ererdi. Ama Allah bilir nerede uyanırdı sonra. Bir gece önce Alkeyni'nin öldürüldüğünü öğrendiğinde ölüme inanılmaz derecede yaklaşmıştı. Kendine getirene dek büyük dayılar akla karayı seçmişlerdi. O da kendine geldiği ilk anda da öldüğünü ve başka bir dünyada bulunduğunu sanmıştı. Korkudan çıldıracak hale gelmişti. Demek ölümden sonra da bir şeyler varmış demişti kendi kendine. Bu tüm hayatı boyunca onu en çok korkutan şeydi. Zira yaptığı her şey ölümden sonra koca bir hiçlik bulunduğu düşüncesi üzerine bina edilmişti neden sonra iki dostunun seslerini duyarak nerede olduğunu fark etmişti. Kısa bir süre sonra da kendini tamamen toplamıştı. O güçsüz halinden eser yoktu şimdi. Büyük daileri gönderdi. Sağ kolu Hüseyin Alkeyni Özoğlu tarafından katledilmişti. Kanunu en ufak bir merhamet göstermeden uygulayacaktı. İbni Tahir'e vazifesini bildirecekti bir kağıda birkaç satır karalayıp mühürledi. Sonra tığa benzer ince bir bıçağa zehre batırıp kuruttu. Ardından da kendini yatağa atarak ölüler gibi uyudu. Dayılarla diğer ileri gelenler, Huzistan'daki cinayet hususunda hararetli tartışmalar yürütüyorlardı. Hasan ne yapacaktı? Gerçekten de kanunu uygulatacak mıydı? kendi oğlunun ölüm fermanını imzalayabilecek miydi? i̇bn Sabbah çok zor bir durumla karşı karşıya dedi Abdülmelik. Hüseyin Alkeyni onun en yakın dostuydu ama katil de öz evladı neticede. Kanun her şeyin üzerindedir dedi İbrahim. Bir karga başka bir kargaya saldırmaz. Yunanlı bu sözleri söyleyip kahkaha atınca İbrahim ona ters ters baktı. İbni Tahir'in mesuliyeti çok büyük. Biliyorum dahi İbrahim ama yine de benim için bir babanın öz evladını cellata teslim edebileceği fikrini kabul etmek o kadar kolay değil. Hüseyin, İsmail'i tarikatının üyesiydi. Doğru dedi Ebu Soraka. Kendi yazdığı kanunla eli kolu bağlandı şimdi. Bizim için konuşması kolay dedi Minuçehir. Özoğlu için ölüm fermanı verirken neler hissedeceğini bilemeyiz. Başkalarının evlatları için böyle hükümler vermek kolaydır diye mırıldandı Yunanlı. Konu başkaları olunca adalet dağıtmak kolaydır elbette diye ekledi Ebu Soraka. Onun yerinde olmak istemezdim dedi Abdülmelik. Aykeyni ona öz oğlundan yakındı. Başarısının neredeyse yarısını ona borçlu. Babalar evlatlarının yaptıklarından her zaman mesul değillerdir dedi İbrahim. Lakin oğlu hakkında hüküm verirse insanlar onun için ne kadar zalim bir baba diyeceklerdir. Kanunu değiştirme gücüne haiz olmasına karşın bunu yapmamakla itham edeceklerdir onu dedi Ebu Soraka. Yunanlı da yabancılar da onunla alay edecekler. Aptala bak kendi koyduğu kanunun esiri oldu diyeceklerdir diye ilave etti. Sıra İbrahim'deydi. Diğer taraftan kanun uygulanmazsa müminler isyan ederler. Neticede kanun karşısında herkes eşit olmalı. Gerçekten de Efendimiz çok zor bir durumla karşı karşıya dedi Yunanlı. En hayati zamanda en güvenilir müttefikini yitirdi. Şimdi Huzistan'da onun adına kim vergi toplayacak? Kim kafir kervanlarına pusu kurup yağmalayacak? Ama ne olursa olsun galiba kanunu uygulamaktan başka çaresi yok. Yusuf'la Süleyman talebelere yaptırdıkları sabah taliminden dönmüşlerdi. Güneş avluyu kasıp kavurduğundan da yataklarına geçip bir yandan tembellik yapıp kurutulmuş meyvelerini yerken bir yandan da çene çalıyorlardı tutkularını dindirecek bir çare bulamadıklarından mutsuzlukları giderek artmıştı. Başlarında sürekli bir ağırlık vardı. Gözleri kızarmış, gözaltları iyice şişmişti. Birden Naim içeri daldı. İbni Tahir Seyduna'yı görmeye gitmiş. Yol hazırlığı yapıyor. Bu haber yıldırım etkisi yaratmıştı. Nereye gidecek? Kim söyledi sana bunu? Onu kuleden çıkarken gördüm ama İbni Tahir beni göremeyecek kadar dalgındı. Kendi kendine gülümseyerek gidip kendisine bir at hazırlanmasını emretti. Cennete mi gidiyor? Süleyman yatağından fırladı. Gidip konuşalım onunla Yusuf. Bu sırada İbni Tahir tüm eşyalarını toplamıştı. Üzerinde Meryem'in ısırık izinin bulunduğu mumu imha etti. Sonra da tüm şiirlerini toplayıp bir zarfa koydu. Cafer gelince de zarfı ona verdi. Bu sende kalsın. Bir aya kadar dönmezsem Seyduna'ya verirsin. Cafer bunu yapacağına söz verdi. Tam bu sırada Süleymanla Yusuf içeri daldılar. Naim de kapının önünde dikiliyordu. Seyduna'yı görmüşsün. Süleyman İbni Tahiri omuzlarından yatalayarak gözlerinin içine baktı. Öğrendiniz mi? Elbette, Naim söyledi. Kendisini Süleyman'ın kollarından kurtarıp içi Hasan'ın verdikleriyle dolu çuvalı omuzladı. Yusufla Süleyman ona kederle bakıyordu. Cafer Naim'e başıyla işaret edince ikisi birlikte odayı terk ettiler zor ama susmak zorundayım dedi İbni Tahir yalnız kaldıklarında. En azından bizim de cennete geri dönüp dönemeyeceğimizi söyleyebilirsin. Süleyman neredeyse yalvarırcasına sormuştu bu soruyu. Sabırlı olun, Seyduna'nın her emrini yerine getirin. O hepimiz için en iyisini bilir. İkisine de veda etti. Bizler fedaileriz dedi. Kendimizi ölüme adadık mükafatı da gördük. Bu yüzden ölüm bizi korkutamaz. Dostlarına son bir kez sarılmak istiyordu aslında. Ama kendine hakim olup yalnızca el sallamakla yetinip atına binmek üzere yallarından ayrıldı. Sonra da kalenin kapısına yönelip köprünün indirilmesine emretti. Parolayı söyleyince de muhafızlar kaleden ayrılmasına müsaade ettiler vadide biraz ilerleyince dönüp son kez ardına baktı. Tıpkı birkaç ay önceki gibi şimdi de etrafındaki her şeye hükmedercesine yükselen iki kuleyi görüyordu. Burası kartal yuvası manasına gelen Alamut'tu. Mucizelerin yaşandığı, dünyanın kaderinin yeniden belirlendiği yer. Bu yeri tekrar görebilecek miydi acaba? Tuhaf bir şekilde hüzünlenmişti kaleye bakmayı biraz daha sürdürürse ağlayacağını fark etti. Uygun bir yer bulup kıyafetlerini değişti. Yanına almak istemediği her şeyi çuvala koyup bir oyuğa yerleştirdi. Üzerini de taşlarla kapattı. Kıyafetini şöyle bir inceledi. Evet, artık eski İbni Tahir'den eser kalmamıştı. O Bağdat Medresesi'nin hocası Gazali'nin talebelerinden Osman'dı siyah şal var, siyah cübbe ve siyah sarık. İsmaili inancının düşmanı, kafir sünnilerin rengine bürünmüştü. Kitabı ve içindeki hançerin bulunduğu mektubu cübbesinin içine yerleştirdi. Erzak çantasını ve su matarasını omzuna astı. Güneye doğru yola koyuldu. Bütün gün ve gece boyunca devam etti. Ancak ay çıktığı vakit dinlenmeye karar verdi. Kayalıklarda kamp kurdu. Güneşin doğuşuyla beraber kalktığında ileride kurulmuş büyük karargahı fark etti. Sultanın ordusunun öncü birlikleri onlara gözükmeden ilerleyip akşama doğru Re'ye vardı. Geceyi geçirmek üzere girdiği bir handa Emir Arslantaş'ın sonunda Alamut'a saldırmaya karar verdiğini, bu amaçla da tüm ordusuyla harekete geçtiğini öğrendi. Türk Öncü Birliği'nin utanç verici mağlubiyeti üzerine sultanın kesin talimatıyla harekete geçmişlerdi. Ancak başvezir hakkında hiçbir şey öğrenemedi. Odasına çekilip titreyen elleriyle çıkınını açarak içinden Hasan'ın seyahat için verdiği haplardan ilkini ağzına atıp tesirini göstermesini beklemeye koyuldu. Bir kez daha gizemli bir gücün etkisine girmişti. Üstelik bu sefer ilkinde olduğu gibi herhangi bir halsizlik de hissetmedi. Meryem'i düşünmeye çalıştı ama bütünüyle farklı hayallere kaptırdı kendini önünde uzun kuleleriyle yükselen devasa binalar vardı göz kamaştırıcı beyazlıktaki bu binalar göğe kadar yükseliyordu sonra sanki görünmeyen bir el tarafından siliniyorlarmış gibi gözlerinin önünden kaybolmaya başladılar bu sırada yepyeni binalarının kubbeleri rengarenk parıldayan yeni şehirler belirmeye başladı kendisini tüm bunların gücü her şeye kadir hükümdarı gibi görüyordu. Hayali yerini yorgunluğa ve uykuya terk ederek sona erdi. Sabah geç vakit uyandı. Kollarını ve bacaklarını kaldıracak hali yoktu. Ah neden ilk seferki gibi olmamıştı. Acele etmem gerek diye mırıldandı kendi kendine. Doğduğu kasabanın etrafından dolaştı. Hatıralar onu korkutuyordu. Başı zonkluyor, gökte güneş acımasızca parıldıyordu. Düşüncelerini toplayacak halde değildi. Sadece hedefe konsantre olmuştu. Aslında tek bir dileği vardı. Bir an evvel geceyi geçireceği bir yer bulup, yeni bir hap daha alıp kendisini o mucizevi gücün kollarına bırakmak istiyordu. Hamedan yakınlarında bir grup atlı tarafından durduruldu. Neredensin sen yiğidim diye sordu bir çavuş. İsfahan. Aslında baş ile görüşmek üzere Bağdat'tan gönderildim. Ama İsfahan'da onun sultanın ordusuna katılmak üzere bu tarafa yöneldiğini öğrendim. Baş vezir Nizami Mülk Hazretlerini arıyorsun öyle mi? çavuş birden ona daha saygılı davranmaya başlamıştı. Evet, ona vermem gereken bir mektup var. İsfahan'da bunu yapmak mümkün değilmiş anladığım kadarıyla. Bizimle gel. Baş vezir hazretleri ordugahını Niyavent'te kuracak. Birlikler orada toplanacak. Ardından da söylenildiği üzere İsfahan'a sefere çıkılacak. Başkentte az daha ben de onların eline düşecektim. Konakladığım handa baş vezir hazretlerinin başka bir yöne doğru ilerlediğini tesadüfen öğrendim. Orada kafirlerle bir muharebe olmayacak mıydı? İsmaililleri mi söylüyorsun? Onlar tehlikeli değiller. Emir Arslan Taşlı Kızıl Sarık onların hakkından gelir. Buradaki mesele çok daha önemli i̇bn Tahir çavuşla birlikte at sürüyordu. Bahsettiğiniz önemli meselenin ne olduğunu bilmiyorum. Söylenenlere göre sarayda şiddetli bir taht kavgası yaşanıyor. Nizamülmülk Mülk Sultan'ın veliahtı olarak ilk oğlu Berk Yaruk'un ilan edilmesini istiyor. Ama hanım Sultan, Sultan'a kendi oğlu Muhammed'i tahtının varisi olarak ilan etmesi için baskı yapıyor. Ordu da halk da Berk Yaruk'u destekliyor aslında. Ben de onu bir kez gördüm. Tam bir erkek. Tepeden tırnağa bir asker. Ama Muhammed'in nasıl biri olacağını kimse bilemez. Neticede çocuk daha beşikte. Hamedan'a ulaşmadan İbni Tahir halkın ve askerlerin sarayda yaşananlar hakkındaki tüm fikirlerini öğrenmişti şehirde de sultanın Nihavent'ten ayrılıp Bağdat'a doğru yola çıktığının haberini aldı. Çavuşun yanından ayrılıp geceyi başka bir handa geçirdi. Sabahta at değiştirip Nihavent'e doğru yola çıktı. Ülkenin dört bir yanından gelen birlikler Nihavent yakınlarındaki ordugahta toplanmaktaydı. Güneşten kavrulan otlaklarda birkaç bin çadır göze çarpıyordu kuru otları kemiren at, katır ve develerin dağılmaması için atlı muhafızlar etraflarında koşturup duruyorlardı. Binlerce sığır, keçi ve koyun devasa büyüklükteki ağlara yerleştirilmişti. Sabahları çobanlar sürüleri yeşil otların bulunduğu tepelerde dolaştırıyor. Bu sırada askerlerde hayvanlar ve kendileri için civar köylerde ne bulurlarsa alıyorlardı. Kampın tam ortasında büyükçe bir açıklık vardı. Burada birkaç gün öncesine kadar sultanın çadırları bulunuyordu. Ezilmiş otlarla söndürülmüş ateşlerin kalıntılarından çadırların nereye yerleştirildiği kolayca anlaşılıyordu. Bu açıklıkta yalnızca bir tek çadır kalmıştı. Büyük, görkemli, yeşil bir çadır. Başvezirin çadırı Sultanın gözünden düştüğü dönemde, yani birkaç aylık zaman zarfında Nizamülmük bir hayli yaşlanmıştı. Aslında o ana dek yetmişini geçmiş olmasına karşın sağlıklı ve zinde olmayı başarmıştı. Herkes at sırtındaki duruşuna hayran olurdu. Ülkenin dizginlerini de otuz seneden fazla elinde tutmuştu. Şu anki hükümdarın babası Sultan Alparslan Şah, onu baş vezir yapmış bundan da hiçbir zaman pişmanlık duymamıştı. Ölüm döşeğindeyken de oğlundan ve vasilerinden onu görevine devam ettirmelerini istemişti. Daha sonraları ona kralın babası manasına gelen Atabey ünvanı verilmişti. Baş vezir sınır boylarında barışı tesis etmiş, ülkeyi boydan boya saran yollar inşa edip, şehirler, camiler, okullar yaptırmıştı. Vergi sistemini düzenli hale getirip halkın güvenlik ve refah seviyesini daha önceden tahmin edilemeyecek seviyelere çıkarmıştı. Genç hanım sultan tahtın varisi hususunda tartışma çıkarıncaya kadar hükümdarın sınırsız güveninin tadını çıkarmıştı. Daha önce rakipleri ve aleyhtarları adını karalamaya çalışmışlardı. Ama sultan bu türden şeylere hiç itibar etmemişti. Baş veziri hizmetleri karşısında cömertçe ödüllendirilmiş, hatta Nizami Mülk'ün 12 oğlunu devletin en üst kademelerine yerleştirmesine de müsaade etmişti. Ama Terken Hatun sonunda ne yapıp edip sultanı baş vezirin eylemlerinin tutarsız olduğu, hatta ihanete teşebbüs ettiği hususunda ikna etmişti sürekli baş tıpkı bir talebe misali kendisine sağlanan imkanları kötüye kullandığını söylüyordu. Kısa bir süre sonra da nizam Mülk'ün büyük oğlu Muadullah'ın talihsiz bir davranışı neticesinde hanım sultanın iddiaları doğrulanmış oldu. Sultan ondan Adil isimli bir zatı hizmetine almasını istedi. Ama başvezirin oğlu bu isteği geri çevirip adı geçenin o mertebeye uygun olmadığını ileri sürdü. Kendi ülkemde sözüm geçmiyor mu artık diye bağırdı sultan. Derhal başvezirin oğlunun görevden alınmasını ve yerine onun beğenmediği adilin atanmasını emretti. Bu hareket başveziri çok yaralamıştı. Hükümdarın nankörlüğü üzerine çok sert ifadeler kullandı. Bu sözler kulağına gidince sultan daha da öfkelendi Nizamı Başvezirlik sembolleri olan sadak, kalem ve hokkayı elinden almakla tehdit etti Hokkamı da sadamı da kalemimi de sultana seve seve geri veririm dedi başvezir acı dolu bir ifadeyle Bu ülkede barışı ve refahı ben tesis ettim Deniz fırtınalıyken hükümdarımız beni güvenine masar kıldı ama şimdi dalgalar yatışıp gökyüzü açılınca hakkımdaki tenkitlere itibar eder oldu. Ama çok yakında benim sadamın ve hokkamın onun tahtını nasıl koruduğunu gayet iyi anlayacak. Bu sözlerle sultanın sabrını taşırmıştı. Ardından başvezir Hasan'ın yeteneklerini yorumlamada başarısızlığını kabul edip sultanın gururunun incinmesine neden olunca da sultan kapıldığı büyük öfkeyle baş veziri azletti. Şimdi ülkenin içinde bulunduğu tehlikeli durum sebebiyle yeniden vazifesinin başına çağrılmış, her geçen gün eski gücünü tesis etmeye başlamıştı. Kendine iki temel amaç belirlemişti. Biri rakibi tac ülmülkü devirmek, ikincisi de can düşmanı Hasan'ı ortadan kaldırmaktı eğer bu iki amacına da ulaşabilirse bir kez daha İran'ın en güçlü kişisi haline gelebilirdi. Bu yönde attığı ilk adımlar hiç de kötü sonuçlar doğurmuyordu. Türk Öncü Birliği'nin Alamut önlerinde aldığı yenilgiyi kendi lehine kullanmıştı. Aslında önemsiz bir çarpışma olarak görülmesi gereken bu muharebeyi abartarak anlatmış. Böylece sultanın tac ül mülke olan güveninin sarsılmasını sağlamıştı. Sultan hem hanım sultanın hem de katibesinin onu İsmaililer üzerine herhangi bir saldırıya kalkışmaması konusunda ne kadar çaba gösterdiklerini gayet iyi hatırlıyordu. Şimdi başvezir ancak bu kafirlerin üzerine kararlılıkla giderek tebası üzerinde eski itibarını tesis edeceği hususunda onu ikna etmeyi başarmıştı. Böylece hükümdar bir kez daha ona alamut konusunda tam yetki vermişti. Nizam saldırı vaktinin geldiği kanaatindeydi. Kalede yaşanan mucizeler, Hasan'ın müminleri cennete gönderdiğine ilişkin hikayeler onun da kulağına gelmişti. Her ne kadar bu türden hikayelerin bütünüyle uydurma olduğunun bilincinde olsa da, böyle şeylerin kalabalıklar üzerindeki gücünü görmezden gelemezdi. Zira kalabalıkların kolayca kandırılabileceklerini de, onların mucizelerle ilgili safsataları dinlemekten büyük zevk aldıklarını da gayet iyi bilirdi. Şimdi yakınlarına ordugahını kurduğu Nihavendi geçici merkez olarak kabul etmişti her yandan insanlar şikayetlerini bildirip taleplerde bulunmak üzere buraya geliyorlardı. Nizamın yerine başvezirlik görevine getiren Tac Ülmülk, çok sayıda eski üst düzey görevlinin vazifesine son verip yerlerine kendi adamlarını tayin etmişti. Görevlerinden alınanlar, şimdi sultanın eski vezire yeniden yetki verdiğini öğrenince işlerini kaybetmelerinin sebebinin ona olan sadakatleri olduğunu ileri sürerek, eski vazifelerine atanmalarını istemek üzere birer birer ordugaha koşuyordu. Nizamülmülk dilekçeleri kabul edip çeşitli vaatlerde bulunuyordu. Diğer taraftan da hanım sultan tarafından himaye edilen hasmını geri çekilmeye zorlamak için kuvvetli bir ordu teşkil etme çabasındaydı. Bir sabah teşrifatçı başı Gazali'nin talebelerinden Osman adlı birinin huzura kabul edilmeyi dilediğini bildirdi. Anlaşıldığı kadarıyla Bağdat'taki Nizamiye Medresesindeki hocası başvezire sunması için bir dilekçe göndermişti. Başvezir yastıklara uzanmış, kuru üzüm, şekerli fındık ve benzeri tatlılar yemekle meşguldü. Canı çektikçe ağzına bir tane atıyor bakır bir sürahiden doldurduğu bardağındaki şırayı yudumluyordu. O, o ana dek çok sayıda dilekçe kabul etmişti. İki katibinin önünde de kağıtlar yığılıydı. Ne, Gazali'nin talebesi mi dedin? Çabuk içeri alın, çabuk. Baş vezirin huzuruna çıkmak Hasan Sabah'ın huzuruna çıkmaktan çok daha kolaydı. O sabah İbni Tahir bunu bizzat tecrübe etmişti ordugahın kapısındaki muhafızlardan birine yaklaşıp, ona üzerinde Bağdat'taki medresenin mührü olan mektubu gösterip, bunu baş vezire vermeye geldiğini söylemişti. Nizamın yeşil çadırı işaret edilerek geçmesine izin verildi. Son derece sakin ama bir o kadar da dikkatliydi. Buraya ne amaçla geldiğini izah ederken bir an bile tereddüt etmemişti hapın herhangi bir etkisini de henüz hissetmiyordu. Ama cenneti, Meryem'i ve onun o çocuksu yüzünü de bir an bile aklından çıkarmıyordu. Aslında son günlerde onu çok fazla düşünmemişti. Şimdi birdenbire onun bu vazifenin sonunda kendisini bekleyen mükafat olduğunu hatırlamış, başarıya ulaşma azmi daha bir katlanmıştı. Muhafız perdeyi açıp onu başka bir odaya aldı. i̇bn Tahir bu odaya gelince baş vezirin çadırının aslında bir sarayı andırdığını fark etmişti. Biraz daha ilerleyip başka bir kapıdan geçince de kendisini başka bir silahlı muhafız grubun karşısında buldu. İçlerinden biri elinde gümüş bir merasim asası tutuyordu. Gümüş ve altın işlemeli gömleği, kırmızı şalları, Uzun tuğlarla süslü, renkli sarığıyla göz alıcı derecede şık olan bu adam teşrifatçı başıydı. Misafiri baştan aşağı süzüp ne istediğini sordu. i̇bn Tahir yerlere kadar eğildi. Sonra da net ifadelerle kendisini kimin gönderdiğini izah etti. Mektubu ve üzerindeki mührü gösterdi. Teşrifatçı başı işaretiyle bir muhafız gelip i̇bn Tahir'in üzerine aradı üzerinden Gazali'nin bir kitabıyla bir kese içinde bir miktar para çıktı. Usulümüz böyle diye izah etti teşrifatçı başı. Özür diler bir tonda. Ardından baş vezire ziyaretçiyi bildirmek üzere arka tarafa yöneldi. İbni Tahir yerinde duramayacak haldeydi. Vücudundaki zehir etkisini göstermeye başlamıştı duyduğu seslerin kime ait olduğunu anlamaya çalışıyordu. Birden tuhaf bir hisle tepeden tırnağa ürperdi. Meryem'in sesini duyar gibi olmuştu. Allah'ım dedi kendi kendine, Seydun'a haklıymış. Daha şimdiden cennetin seslerini duymaya başladım. Keşifatçı başı ona sesini duyurmak için iki kez seslenmek zorunda kalmıştı. Sonunda muhafızlardan biri perdeyi çekip içeri girmesine müsaade etti. Kendisini iyiliksever bir hükümdarın huzurunda olduğunu düşündüren bir ortamda bulmuştu. İbni Tahir kendisine hitaben bir şeyler söylendiğini işitir gibi oldu ama ne dendiğini anlayamıyordu. Zira sesler sanki çok ama çok uzaklardan geliyordu. Yerlere kadar eğilerek selam verdi doğrulduğunda etraftaki her şey değişmişti. Cennet köşkü diye mırıldandı kendi kendine. Sakin ol evladım dedi davuldi bir ses. Demek seni Gazali gönderdi. Artık karşısındaki baş veziri net biçimde görebiliyordu. Yaşlı adam onun tuhaf hareketlerini heyecanına verdiğinden gülümseyerek sakinleştirmeye çalışıyordu. İbni Tahir birden kendini topladı. Hapların tesiri diye düşündü. Evet, Gazali yolladı beni Efendimiz. Bir de bu mektubu size iletmemi istedi. Mektubu yaşlı adama uzatırken son derece soğukkanlı bir hareketle içindeki ince hançeri avucuna kaydırdı. Bunu öylesine tabi bir hareketle yapmıştı ki orada bulunanların hiçbiri bunu fark edememişti. Baş vezir mührü söküp zarfı açtı. Bilge dostum Bağdat'ta neler yapıyor diye sordu. İbni Tahir aniden ileri doğru atılıp hançeri baş vezirin çenesinin altından boynuna sapladı. Bu baş vezir için öylesine beklenmedik bir hareketti ki ilk anda canının yandığını bile fark etmedi. Sadece gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Sonra mektuptaki tek cümleyi okudu ve her şeyi anladı. Derhal yardım çağırdı. Bu sırada İbni Tahir sanki bedeni ve ruhuyla felç olmuşcasına hiç kıpırdamadan öylece duruyordu. Odadaki her şey eriyip bambaşka şekle bürünüyor gibiydi. Meryem'i ve onunla birlikte olma isteğini hatırladı. Bacakları titriyordu yere uzanıp papın tadını doya doya çıkarmaktan başka hiçbir arzusu yoktu. Ama içeri dolan muhafızlar üzerine çullanmışlardı bile. İçeri giren başkaları da ona saldırmaya kalktı. İçgüdüsel olarak kendini koruma gayesiyle etrafa tekmeler, yumruklar savurup yakaladığını ısırmaya çalışıyordu. Ama kalabalık muhafızlar onu zapt edip iyice döverek etkisiz hale getirdiler üstü başı paramparça olmuştu. Aniden vazifesini yerine getirdikten sonra ölmesi yönünde verilen kararı hatırladı. Hiç karşı koymadan nihai darbeyi beklemeye koyuldu. Alnından akan kanla gölgelenen bakışları arasında Meryem'in o güzel yüzünü görür gibiydi. Baş vezir bitkin bir sesle, öldürmeyin onu, sağ yakalayın talimatı vermişti. Tekmeler, yumruklar, bıçakla kesilirmişçesine sona erdi. Şimdi ellerinin, bacaklarının bağlandığını hissediyordu. Ancak gözleri kan içinde kaldığından etrafında olup bitenleri seçemiyordu. Dev kollar onu ayağa kaldırdı. Korkutucu bir ses, "Kimsin sen hain?" diye sordu. "Öldürün beni. Ben yüce efendimizin intihara adanmış kuluyum." Bu sırada görevliler baş vezirin yarasını temizleyip sarmışlardı. Diğerleri de hekim çağırmaya koştular. Başvezir vezir İbni Tahir'in cevabını duyunca, ah aptal diye inledi. O alçağa inanmış. Baş vezirin muhafız başı yerdeki mektubu alıp sessizce okuduktan sonra teşrifatçı başına uzattı. O da cehennemde görüşmek üzere. İbni Sabah yazılı mektubu okuyunca korkuyla irkilmişti. Başvezirin hekim başı gelip yarayı inceledi. Kötü mü diye sordu başvezir endişeyle sesi titreyerek. Galiba kötü, çünkü kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hekim başı muhafız başına dönerek, maalesef hançer zehirliymiş diye fısıldadı. Alamut'un efendisi yollamış diye karşılık verdi muhafız başı, sesini alçaltarak. Bir anda olup bitenler çadırda kulaktan kulağa yayıldı. İsmaililerin lideri baş veziri öldürmek üzere bir katil göndermişti. Ne, dağların şeyhi mi yaptırmış bunu? Baş vezirin seneler önce sultanın karşısında küçük düşürdüğü Hasan değil mi bu? Evet, bu da onun intikamı. İbni Tahir'in böylesine cesurca dikiliyor oluşu herkesi daha bir korkuya sevk ediyor. Olup bitenleri idrak etmekte büyük sıkıntı yaşıyorlardı. Ordugaha elini kolunu sallayarak girip herkesin ortasında baş vezirimizi bıçakladı. Bir insan sonunda öleceği apaçıkken nasıl bu kadar korkusuzca bir eylemde bulunabilir? Cini hayallere kaptırmış kendini. Hayır, Hayır, bu deliliğin ta kendisi. En yaşlılar bile böylesine cesurca bir eylemin bir benzerine hatırlamıyorlardı. Bazıları farkında bile olmadan için için ona hayranlık duyar gibiydiler. Kesinlikle ölümden korkmuyor. Umursamıyor bile. Ya da belki de ölümü arzuluyor. Davul ve borazan sesleri işitiliyordu. Askerler silahlarına davranıp ne yapacaklarını bilmez halde koştururken ilk açıklama yapıldı. Baş vezir ağır yaralanmıştı. İsmaililerin efendisi, Dağan Şeyh'i onu öldürmesi için bir katil göndermişti. Bu haber öfkeli naralarla karşılandı. Eğer o an İsmaililere saldırma emri verilseydi, bütün askerler gözlerini kırpmadan savaş alanına koşa koşa gidecek hale gelmişlerdi. Ekim başının kanı durdurmasına karşın yaralının durumu gözle görülür biçimde kötüleşiyordu. Damarları şişmişti. Sanki bir şey beynini kemiriyordu. Hançer zehirli olmalı dedi sesi titreyerek ümitsiz bir çocuk edasıyla hekim başına baktı. Yapacak hiçbir şey yok mu? Hekim başı kaçamak bir cevap verdi. Meslektaşlarıma danışmam gerek. Tüm hekimler ön odada toplandılar. Çoğu yaranın dağlanması fikrindeydi. Durumu artık iyice ağırlaşan yaralının yanına gittiler. Yarayı dağlamamız gerekiyor dedi hekim başı. Yaralı ürperdi alnında soğuk terler birikmişti. Çok acıyacak mı? Ürkek, zorlukla duyulabilen bir tonla konuşuyordu artık. Başka çaremiz yok diye yanıt verdi hekim başı kupkuru bir sesle. Allah'ım yardım et bana. Hekimler gerekli aletleri hazırladılar. Yardımcılarından biri içi kor kömürle dolu bir mangal getirdi birbirine sürten metal aletlerin sesleri işitiliyordu. Baş vezir zehrin tüm vücuduna yayıldığını hissediyordu. Artık hiçbir şey yapılamayacağını o da idrak etmişti. Dağlamaya gerek yok dedi bitkin bir tavırla. Ölüyorum. Hekimler birbirlerine baktılar. Rahatlamışlardı. Zira hepsi de yapacakları işin faydasız olduğunun farkındaydılar. Sultana haber verildi mi? Haberci yola çıktı bile. Çabuk yazın diye emretti bitkin bir sesle. Hemen söylediklerini yazmaya koyuldular. Yüce Sultan, Büyük İmparator, hayatımın büyük bir kısmını imparatorluğunda adaleti tesis etmeye çalışarak geçirdim. Sen de bu hususta her zaman beni destekledin. Şimdi bu dünyada yaptıklarımın hesabını vermek üzere tüm hükümdarların efendisinin huzuruna gidiyorum. Hizmetinde bulunduğum zaman zarfında sana gösterdiğim sadakati ona kanıt olarak sunacağım. Katilin elindeki hançer 73 yıllık hayatıma son veriyor. Sana yalvarıyorum. Bu işi kimin yaptığını asla aklından çıkarma. Katiller hayatta kalmayı, Alamut'ta toplanmayı sürdürdüğü müddetçe ne sen ne de imparatorluğun güven içinde olabilir. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Sen de helal et. Sana ruhen ve kalben bağlı olan oğullarımı da sana emanet ediyorum. Konuşmak onu iyice tüketmişti. Artık zorlukla soluk alabiliyordu. Hekim alnına soğuk bir bez koydu baş vezir oğullarına da kısa bir veda mektubu yazdırdı. Kısa bir süre sonra, cani nerede? İşkence altında diye yanıtladı katip. Bildiği her şeyi öğrenmeye çalışıyorlar. Onu bana getirin. Kan içindeki vücudu paramparça olmuş giysileriyle İbni Tahir'i huzura çıkardılar. Ayakta durmakta bile zorluk çekiyordu İbni Tahir. Baş vezir yüzüne baktığı anda tepeden tırnağa ürperdi. Ama bu daha bir çocuk diye mırıldandı kendi kendine. Neden beni öldürmek istedin? İbni Tahir dik durmaya çalışıyordu. Ama konuştuğunda sesi çok zayıf çıkmıştı. Seydunan'ın emrini yerine getirdim. Ama kaçamayacağını sonunda burada öldürüleceğini bilmiyor muydun? Evet, biliyordun ama korkmadın. Bir fedai için vazifesinin sonunda ölmek en büyük mutluluktur. Ne büyük bir delilik bu diye inledi başvezir. Sonra birden öfkeye kapıldı. Kandırılmışsın sen evlat. Ne yaptığının farkında bile değilsin. İsmaililerin temel ilkesinin ne olduğunu bilir misin? Elbette. Efendinin emirlerine itaat et aptal, fanatik deli, daha efendinin öğretisini bile bilmiyor musun yoksa? Elbette biliyorum. Mesela senin bir dönek, bir hain olduğunu da biliyorum. Dinle beni evlat. İsmail'i liderinin temel prensibi şudur. Hiçbir şey gerçek değil, her şey mübah. Bu bir yalan. İbni Tahir öfkeyle başını iki yana sallıyordu sen Seyduna'nın kim olduğunu bilmiyorsun dedi. Seyduna tüm insanların en zekisi ve en kudretlisidir. Allah ona müminlere cennet kapılarını açma yetkisi vermiştir. Allah'ım affet onu. Ne dediğini bilmiyor. Ne dediğimi bilmiyor muyum? Cennete gönderilenlerden biri de bendim. Başvezir şaşkınlık içindeydi zorlukla bir dirseği üzerine doğruldu. İbni Tahir'in gözlerinin içine baktı. Karşısındaki bu gencin yalan söylemediğine emindi. Başını hayretle iki yana salladı. Alamut'la ilgili anlatılan efsaneleri hatırlamıştı. Cennette bir gece geçirdiğini ileri süren gençlerden söz ediliyordu bu efsanelerde. Şimdi her şeyi anlamaya başlamıştı. Demek cennete gittiğini ileri sürüyorsun. Kendi gözlerimle gördüm cenneti. Her şeye kendi ellerimle dokundun. Ve ölünce de oraya geri döneceksin öyle mi? Evet, ölüm beni oraya götürecek. Baş vezir yastıklara gömüldü. Allah Allah diye inledi cılız bir sesle. Ne büyük bir günah bu böyle. Demek o yüzden bu kadar çok sayıda güzel köle kıza ihtiyacı varmış. Demek bu yüzden köle pazarında ne kadar güzel kız varsa satın alıyormuş. İbni Tahir söylenenleri dikkatle dinliyordu. Yüzü müthiş derecede gerilmişti. Baş vezir, hiç kandırılıyor olabileceğini düşünmedin mi? Orasının Hasan'ın yaptığı bir cennet olabileceği hiç mi aklına gelmedi?'' Alamut'tan aslında hiç ayrılmamış olabileceğin ihtimalini hiç mi düşünmedin? Alamut'ta öyle bahçeler yok ki. Benim girdiğim bahçeler Kur'an'daki tasvirlere tam olarak uyuyordu. Orada bulunan ve neredeyse İran'daki tüm kaleleri tanıyan üst düzey bir subay söze karıştı. Orası eski Deylem krallarının kendi zevklerine göre inşa ettikleri bahçeler olmalı. Onlardan bahsedildiğini işitmiştim. İbni Tahir'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Yüreğine çocukça bir korku düşmüştü. Sen uyduruyorsun bunu. Öfkeden kıpkırmızı kesilen subay, Diline hakim ol, katil diye bağırdı. Ülkenin kuzeyinde vazife yapan herkes, Deylem krallarının yaptırdığı Alamut'un arkasındaki o bahçeleri bilir. İbni Tahir'in başı dönüyordu. Umutsuzca son bir itirazda bulundu. O bahçelerde kuzu kadar uyusal, sahibesini bir köpek gibi sadakatle izleyen bir leopar gördüm. İçerideki herkes kahkahayla güldü. Tüm prenslerin, asilzadelerin böyle evcil leoparları vardır. Hatta av köpekleri yerine onların kullanıldığı bile olmuştur. Peki ya bana hizmet eden kara gözlü huriler? Kara gözlü huriler mi diye güldü baş vezir acıyla. Hepsi İran'daki pazarlardan toplanan Hasan'ın köleleri ve cariyeleri. Elimde tüm bu satışlarla ilgili ayrıntılı raporlar var. Bu sözler İbni Tahir'in gözlerindeki perdeyi kaldırmaya başlamıştı. Birden her şeyi tüm açıklığıyla görür gibi oldu. Meryem, Hasan'ın kölesi ve cariyesi. Kendisi, İbni Tahir ise onun aşağılık entikalarının kurbanı bir zavallı. Beyni patlayacak gibiydi. Dizlerinin bağı çözüldü. Yere kapanıp hıçkırıklara boğuldu. Allah'ım affet beni. Baş vezir kasılarak kendinden geçti. Boğazından hırıltılar yükseliyordu. Katip hemen yanına diz çöktü ölüyor diye fısıldadı. Gözleri yaşla dolmuştu. Hekimler yaralının yardımına koştular. Su ve tütsü yardımıyla ayılmasını sağladılar. Ne büyük bir suç diye fısıldadı. Yere kapanan İbni Tahir'i fark etti. Şimdi anladın mı diye sordu. İbni Tahir evet manasında başını salladı. Ağzını açacak hali kalmamıştı hayatını adadığı fikirlerin çöküşü onu da mahvetmişti. Senin bu kara cahilliğin yüzünden ölüyorum. Allah'ım, Allah'ım, ben ne yaptım? Pişman mısın? Evet efendimiz. Sen cesur bir çocuksun. İşlediğin suçu telafi etmek ister misin? Ah, keşke böyle bir imkan olsa. Var zaten, Alamuta geri dön ve İran'ı o İsmaili şeytandan kurtar. İbn Tahir işittiklerine inanamıyordu. Gözyaşları arasında çocuksu bir ifadeyle gülümseyerek etrafına bakındı. Çevresindeki herkes ona nefret dolu bakışlar fırlatıyordu. Korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum. Sadece benimle ne yapmayı planladığınızı anlayamadım seni Alamut'a geri dönmek üzere serbest bırakacağız. Hemen itirazlar yükseldi. Suçlu cezasını çekmeliydi. Onu serbest bırakamazlardı. Başvezir bitkin bir ifadeyle elini sallayarak herkesi susturdu. Ben insanları tanırım dedi. Eğer Hasan'la başa çıkabilecek biri varsa o da bu delikanlıdır. Ama bir katilin serbest bırakıldığı nerede görülmüş? Sultan Hazretleri ne der sonra? Korkmayın. Hala hayattayım ve bütün mesuliyette bana ait. Katip yaz. Katip fermanı yazmaya koyuldu. İçeridekiler başlarını sallayarak bakışıyorlardı. Ben değil, Alamut'taki caninin eline düşen bu genç asıl kurbandır. Şimdi hem benim hem de kendisinin intikamını alacak. Zira gerçeği gördü bir bölük asker ola Alamut'a kadar eşlik etsin. İçeri girmesini sağlayın. Orada vazifesini yerine getirecektir. Hançeri gırtlağına saplayı vereceğim. Gözleri nefretle parıldayan İbn-i Tahir ayağa kalktı. İntikamını alıncaya ya da ölünceye kadar huzur bulmayacağım. Yemin ediyorum. Duydunuz mu? Bu kadarı kafi benim için. Şimdi onu yıkayıp yaralarını sarın yeni giysiler verin. Çok yoruldum. Gözlerini kapattı. Damarları içlerinde korale varmışçasına yanıyordu. Titremeye başladı. Son yaklaşıyor diye fısıldadı hekim başı. Verdiği işaretle herkes odayı terk etti. Muhafızlar İbni Tahir'i başka bir çadıra götürdüler. Onu yıkayıp yaralarını sardıktan sonra yeni giysiler giydirip bir direğe bağladılar. Hayat tıpkı bir kabusa dönüşmüştü. Takipçileri tarafından evliya olarak görülen aslında büyük bir sahtekardı. İnsanların mutluluğu ve hayatlarıyla küçük taşlarla eğlenen bir çocuk misali oynamıştı. Güvenleri sömürmüş, kendisinin bir peygamber, Allah'ın elçisi gibi görülmesine müsaade etmişti. Bunu nasıl yapmıştı? Alamut'a geri dönmek zorundaydı bu sefer yanılmadığına emin olmalıydı. Eğer gerçekten de büyük bir sahtekarlığa maruz kalmışsa zehirli hançerini onun vücuduna seve seve sokacaktı. Nasıl olsa hayatı mahvolmuştu. O andan sonra da kendisini Allah'a bırakacaktı. Baş vezir geceyi ateşler içinde yanarak ve yarı bilinçsiz halde geçirdi. Arada sırada korkunç hayaller görerek kendine geldiği de olmuştu. Öyle ağlarda inleyip Allah'tan yardım diliyordu. Sabaha karşı tüm direnci kırıldı. Artık kendinden tamamen geçmişti. Öğlene doğru da kalbi durdu. Haberciler ölümünü dünyanın dört bir yanına yaydılar. Nizamülmülk İmparatorluğun ve dünyanın yöneticisi Celalettin ülkenin ve inancın şerefi Sultan Alparslan Şah'ın ve oğlu Melik'in başveziri, İran'ın en büyük devlet adamı Alamut Şeyhi'nin kurbanı olmuştur. 16. Kısım İbn Tahir'in Alamut'tan ayrıldığı günün ertesinde kaleye dört mala gelen bir kaşif, Emir Arslan Taş'ın birliklerinin büyük bir hızla kaleye yöneldiklerini bildirdi davullar çalınıp borazanlar öttüründü. Müthiş bir suratle herkes mevzilerdeki yerlerini aldı. Dışarıdaki muhafızlara ufukta ilk atlılar görülünceye dek yerlerini muhafaza etmeleri talimatı verildi. Sonra da vadiye çeşitli tutaklar bırakarak geri çekileceklerdi. O andan itibaren sürekli yeni kaşifler, yaklaşmakta olan düşman ordusunun hareketlerini deyse anı anına bildirmeye başladı. Ertesi sabah şafak vakti Hasan, büyük dairelerle birlikte kulesindeydi. Birlikte ufka bakarak düşmanı görmeye çalışıyorlardı. Bunun böyle olacağını düşünmüş müydün diye sordu Ebu Ali endişeyle Hasan'ı süzerek. Her şey tam beklediğim gibi gelişiyor. Her hamleye karşı bir hamlem var. Bu arada İbni Tahir'i Niyavent'e göndermiş olma ihtimalim var mı? Buzruk Ümit kendi cesaretine şaşırmıştı. Hasan kaşlarını çattı. Sanki soruyu duymamış gibi gözlerini ufka dikmiş bir şeyler görmeye çalışıyordu. Yaptığım her şey dedi neden sonra. Ortak davamızın zaferi için. Büyük dayiler birbirlerine baktılar. Hasan'ın hazırladığı karşı hamlenin ne olduğunu artık az çok tahmin edebiliyorlardı. Ama bu onların korkusunu dindirmiyordu. Neticede her alanda başarı ya da başarısızlık binlerce küçük tesadüfe bağlıdır. Tüm hesaplamaların gerçekleşeceğine olan bu kibirli inancı, onun anormal biri olduğunun da göstergesiydi aslında. Diyelim ki diye başladı cesaretini yeniden toplayan bu zükümit emirin ordusu Alamut dışında kış sonuna dek kalmaya karar verdi. Susuzluktan ölürüz diye mi korkuyorsun diye sorarken bir taraftan da gülüyordu Hasan. Çok sağlam bir müdafaa hattımız var. Ayrıca erzakımız da bize bir yıl yeter. Ama yılın sonunda buradaki askerleri yenileriyle değiştirip kuşatmayı devam ettirebilirler. O zaman ne yapacağız? Eski dostum, İnan ben de bilmiyorum. Ben daha ziyade ya çok uzun ya da çok kısa vadeli planlar yaparım. Çok tehlikeli diye fikir beyan etti Ebu Ali. Herhangi bir kaçış yolumuz yok buradan. Dağlara kaç dostum. İstersen hepinizi dağlara süreyim. Hasan hafifçe güldü. Sonra onları biraz olsun rahatlatmak istercesine bu kuşatmanın o kadar uzun süreceği kanaatinde değilim diye ekledi. Tam o esnada buzluk ümit vadinin girişindeki gözetleme kulesindeki bayrağa işaret etti. Bayrak gönderden indiriliyordu. Muhafızlar çekiliyor dedi nefesini tutarak. Düşman yaklaşıyor. Kısa bir süre sonra ufukta önce bir toz bulutu, ardından da siyah bayraklar belirdi. Gözetleme kulelerinin bulunduğu tepelerde düşman süvarileri görülüyordu. Artık düşmana siyah bayrakları dalgalanmaya başlamıştı bile. Sürekli yeni birlikler geliyordu. Tüm vadi bir anda çadırla dolmuş, tepelere de her yan düşman askeriyle kaplanmıştı. Akşama doğru kuşatmada kullanılacak malzemeler ve merdivenler hazırlardı. Yüzlerce saldırı makinesi göze çarpıyordu. Üç lider kuleden olup bitenleri takip ediyordu. Çok ciddiye almışlar dedi Ebu Ali. Ciddi bir zafer için ciddi düşman lazım zaten diye yanıt verdi Hasan. İki ya da üç gün içinde hazırlıkları biter dedi Buzluk Ümit. Sonra da saldırıya geçeceklerdir. Bize vadi tarafından yaklaşamazlar dedi Ebu Ali. Orası çok güvenli sulara kadar gelseler bile teker teker avlarız onları. Dağlardan üzerimize inmeye çalışacaklardır ama tedbiri elden bırakmadığımız takdirde o noktada da etkili olamazlar. Eğer kaleyi biz açlıktan ölünceye dek kuşatmaya alıp ele geçirmekten başka bir niyetleri varsa, askeri deha olan bir komutanlara ihtiyaçları olacak demektir dedi Hasan. Ama değil İran'da, tüm dünyada böyle bir dahinin bulunduğunu hiç duymadım. Ama zaman onların yanında dedi bu hükümet. Cennette bizim diye karşılık verdi Hasan gülerek. Kale arı kovanına dönmüştü. İki ön kuleyle surlar askerlerle doluydu. Kalın halatlarla, kayalarla ağır kütükler uygun yerlere yerleştiriliyordu yakılan ateşlerin üzerine içleri zirp ve yağ dolu kazanlar yerleştirilmişti. Düşmanın üzerine dökülmeye hazır kaynar sıvı artık en kısa zamanda hazır olacaktı. Savaş miğferli komutanlar bir mevziden diğerine koşarak hazırlıkların tamam olup olmadığını kontrol ediyordu. Minuçehle iki yaveri at sırtından çevreyi inceliyorlardı. Herkes çok büyük bir ordu tarafından kuşatıldıklarını biliyordu ama kaledeki hiç kimse henüz düşman askerini görememişti. Savaş alanını sadece kuledeki hakim konumlarından üç lider görmekteydi. Solgun yüzlü fedai okulu talebeleri kendilerine vazife verilmesini bekliyorlardı. Dersler geçici bir süre askıya alınmıştı. Süleymanlı Yusuf talebelerin komutanı olarak tayin edilmişti. Onlar da her fırsatta talebelere Türk öncü birlikleriyle yaptıkları savaşı anlatıp duruyorlardı. Anlattıkları hikayeler talebelerin heyecanını ve korkularını daha bir artırıyordu. Korkuları arttıkça savaş özlemleri de bir o kadar artıyordu. Ama seçkin bir birliğin mensupları olduklarının bilincindeydiler ve her ne pahasına olursa olsun buna göre davranmaya kararlıydılar. İkindiye doğru güvercinliklerin bulunduğu kulenin önünde mevzi almaları emredildi. Hepsi ok ve yaylarını kuşanmıştı. Zift ve yağ dolu kazanları boşaltmak üzere altı askerde de emirlerine verildi. İkindi namazının ardından talebeler Süleyman'la Yusuf'un yemeklerini getirdiler. Mazgalların üzerinde. Diğerlerinden ayrı bir yerde yiyorlardı yemeklerini. Savaş miğferlerinin iplerini de çözmüşlerdi. Böylece nispeten daha az terliyor olsalar bile yine de şakaklarından ter damlaları süzülüyordu. Onları altı ay önce gören biri şimdi gelip baksa kesinlikle tanıyamazdı. Yüz hatları sertleşmiş bakışları yalnızca talebeleri değil başkalarını da korkuyla titretecek kadar zalim bir ifade almıştı. Kapana kısılmış bir fare gibi kala kaldık burada dedi Süleyman. İlk sefer ne güzeldi. Düşmanla kılıç kılıca muharebe etmiştik. Tadı damağımda kaldı doğrusu. Biraz sabırlı ol. Seydun'a kesin şu an bir şeyler planlıyor olmalı. Dışarıda en az otuz bin kafir var ne de olsa. Sayının ne önemi var? Şimdi emir verirse koşa koşa fırlarım dışarı. Hiçbir şey yapmadan durmak cehennem azabı gibi. Daha ne kadar tahammül edeceğiz buna? Kesinlikle haklısın. Hemen şimdi şu kafir köpekleri günlerini göstersek ne güzel olurdu. Bütün gün ne düşündüm biliyor musun? Ama kimseye söyleme sakın. Seydun adam beni düşman o dugana sızıp aslan taşı öldürmekle görevlendirmesini isteyeceğim. Buna izin vermez. Yemin ettik. Şimdi verilecek emirleri beklemek zorundayız. Bıktım beklemekten. Aklımı kaçırmama az kaldı. Bazen kendimi çok acayip hissediyorum. Dinle bak. Birkaç gün önce akşamla yatsı namazı arası birden gözlerimi kan bürüdü. Nasıl olduğunu anlamadım ama hançerimi kaptığım gibi dışarı fırladım. Yüksekçe bir duvarın üzerine çıkınca da aşağıdan geçen üç talebeyi fark ettim. Konuşarak bana doğru geliyorlardı. Damarlarımdaki kan kaynamıştı adeta. Üzerlerine atılmak, bıçaklamak, hançerimi gırtlaklarına sokmak için dayanılmaz bir istek duyuyordum. Tam altından geçtikleri sırada üzerlerine atladım. Korkup kadınlar gibi çığlık attılar. Tam hançerimi kaldırırken kendime geldim. Ayakta duramayacak derecede bitkindim. Bütün gücümü toplayarak gülümsemeye çalıştım. Yuh be, ne biçim kahramanmışsınız siz böyle dedim onlara. Yesaretinizi sınamak istedim ama görüyorum ki daha çok yolunuz var. Sonra Abdülmelik usulü kısa bir vaaz verdim. Bir İsmail'inin özellikle de fedainin her zaman hazırlıklı olması gerekir. Hele hele az önceki gibi çığlık çığlığa bağırmak hiç yakışmaz size dedim. Böyle konuşarak sergilediğin davranışa bir bahane bulmuş oldun. Ama o andan beri içimde her an aklımı kaçırabileceğim korkusu yaşıyorum. Eğer Seydun'a kısa sürede bana bir görev vermezse sonum kötü. Yusuf farkında olmadan ondan biraz uzaklaşmıştı. Korkuyordu. Seydun Hanım verdiği hap yüzünden olmalı dedi. Bizi cennete göndermek için onları verdi ama şimdi de aklımızda cennete geri dönmekten başka bir şey yok bir kez cenneti tadan birinin oraya tekrar gitmek istememesi mümkün mü? Allah'ım neden bunca çile çekmemiz gerekiyor ki? İki gün bu şekilde hummalı hazırlıklar ve tedirgin edici bir sessizlikte geçti. Bekleyiş herkesi dayanma noktasının sonuna getirmişti. Kulelerinden Hasan'la büyük dahiler düşmanın manevralarını izliyorlardı düşmanın bir hazırlık içinde olduğunu sesseler de vadinin yapısı neler yapıldığını görmelerine engel teşkil ediyordu. Ebu Ali aracılığıyla Übeyde'ye keşif kolunu sultanın ordusuna biraz daha yaklaştırma emri verildi. Sonunda düşman vadiyi tuzaklardan temizlemeyi başarmıştı. Kuledeki üç adam emirin askerlerinin vadiyi kontrol edip çevreyi incelediğini gözlemliyordu. Halfa ile İbni Vakkas'a günün ilk ışıklarında Alamut'un surlarından aşağı inip nehri geçmeleri, ardından vadinin diğer tarafındaki kayalıklara tırmanma talimatı verildi. Alamut'taki tüm askerler bu zor vazifeyi heyecan içinde izliyorlardı. Eski askerler, iki fedai karşı taraftaki kayalıklara tırmanırken nefeslerini tutmuşlardı. İbni Vakkas önden tırmanıyordu. Ayağını sağlam bir yere basınca aşağı halat sarkıtıp halfayı yukarı çekti. Zirveye yaklaştıkları sırada güneş de dağların üzerinde belirmişti. Buradaki ağaç gövdelerinden de destek alarak son bölümü biraz daha hızlı tırmandılar. Alamutta onları izleyenler fedailerin birden gözden kaybolduğunu görmüşlerdi. Okçular herhangi bir durum karşısında hazırlıklı olmak için yaylarına geldiler ama fedailer maymun çevikliğiyle halatla bir ağaçtan diğerine atlaya atlaya nehrin üzerinden geçmeyi başardılar. Sonunda sağ salim karşı tarafa ulaştıklarını gören okçular da yaylarını indirdiler. Düşman alavutu çevre kuşatmış, ateş ve kaya fırlatmak üzere mancılıkları hazırlıyor. Bu haber derhal kaleye ulaşmıştı. Ve gerçekten de fedailer bu durumu bildirir bildirmez büyükçe bir kaya Alamut surlarının dibine düştü. Hemen ardından da kaleye adeta yağmur gibi taş yağmaya başladı. İlk taşlar şahruda düşerek herhangi bir tehlike yaratmamıştı. Ama bir süre sonra kale duvarları da isabet almaya başladı. Kaledekiler altlarındaki zeminin titrediğini fark ediyorlardı. Herkes bembeyaz bir yüzle düşmanın ortaya çıkmasını bekliyordu. Aniden fırlatılan devasa büyüklükte bir kaya parçası kale duvarına çarpıp bir kısmını çökertti. Surların o kısmı büyük bir gürültüyle şahruda da gömülmüştü. Ardından uçurum tarafına da benzeri bir darbe geldi. Sonra da üzerlerine ağaç kütüklerine bağlanmış kaya blokları yağmaya başladı. Şahruda düşen bu blokların bazıları suyun akıntısıyla uzaklaşıp giderken bazıları nehrin üzerinde kalıyordu. Kısa bir süre sonra üst üste yığılan bu kayalar küçük bir gölet meydana getirdiler. Artık Alamut'taki askerler karşı tepelerdeki hareketlenmeleri görebiliyorlardı. Mancılıkları kullanan askerler net biçimde seçiliyordu. şehrin talimatıyla ok yağmaya başladı ama mesafe çok fazlaydı. Bu yüzden de ok atarak karşı tarafa herhangi bir zarar vermek imkansızdı. Alevler içinde bir gülle Alamut surlarında patladı. Bunu diğer gülleler takip etti. Bu sırada gökten yağmur gibi ok yağıyordu. Askerlerden biri yaralandı. Minuçeh yaralı askerin yanına koştu. Aptallar, çıkmayın dışarı. Siper alın öfke ve heyecandan soluk soluğa kalmıştı. Askerler solgun gülümsemelerle birbirlerine baktılar. Bu türden bir savaşta yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Sadece gözümüzü korkutmak istiyorlar diye küpredi Minuçer. En ufak bir tehlike bile yok. Lakin taş ve gülle yağmuru askerlerin moralini iyice bozmuştu. Kaleden çıkmalarının mümkün olmadığının farkındaydılar. Aslında her biri düşmanla açık arazide muharebeye girişmeyi yeğlerdi. Eğer Seydun'a izin verirse şu duvarı fedailerle birlikte tırmanıp önüme geleni kıtır kıtır keserdim dedi Abdülmelik öfkeden dişlerini gücürdatarak. Yusuf'la Süleyman da hiddetlerinden yumruklarını sıkıp duruyorlardı. Böyle bir katliam talimatı verilse en safta olmak için bir an bile tereddüt göstermezlerdi ama anlaşıldığı kadarıyla kalesindeki Seyduna henüz büyük dairelerde görüş alışverişinde bulunup eşsiz kararlar almakla yetiniyordu. Süleyman'ın artık sabredecek hali kalmamıştı. Ebu Ali Sur'ların durumu hakkında bilgi verip ardından adamların canı sıktın dedi gülerek. Aslan taşta tam bunu istiyor zaten diye yanıt verdi Hasan bizi etkilemek, direncimizi kırmak, korkutmak istiyor. Ama bu halden faydalanmak istiyorsa acele etmesi gerek. Yoksa askerlerimiz bir iki gün içinde kopan bu yaygaraya alışıp, üzerlerinden geçen gülleleri kemekle yakalamaya filan kalkarlar. Yani kısa sürede merdiven dayayıp surlara tırmanmayı denerler diyorsun, öyle mi? Hayır, böyle bir şey yapmayacaklardır. Tam tersine büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olduklarını öğrenebiliriz. İkindi namazı vakti emirin saldırısı aniden kesildi. Ortalığı meşum bir sessizlik kaplamıştı. Kalede sabahki saldırının yakında meydana gelebilecek çok daha büyük bir olayın habercisi olduğuna dair bir kanaat oluşmuştu. Kuledeki üç nöbetçi vadiden kaleye doğru yaklaşan üç atlıyı fark ettiler. Atlılar iyice yaklaşıp Alamut'a uzanan asma köprünün önünde durarak barış işareti yaptılar. Bu bir tuzak olabilir dedi bir subay Minoçehre. Yüce Efendimiz'den talimat gelinceye dek köprüyü indirmeyeceğiz diye yanıt verdi kale komutanı da ona. Emir kısa süre içinde verildi. Gevşetilen zincirler şakırtıyla köprüyü aşağı indirince üç atlı gururlu ama bir o kadar da dikkatli tavırlarla ilerlemeye başladı. Minurçev de son derece saygılı bir tavırla karşıladı onları. Bu sırada surlarda nöbet tutan birkaç asker dışında Hasan'ın tüm ordusu alt ve orta avlularda toplanmıştı. Fedailerle talebeler bir yanda, okçularsa diğer yanda bekliyorlardı en alt avluda da hafif ve ağır silahlar kuşanmış birlikler savaş düzeni almışlardı. Minuçehle yanındaki subayları, elçileri orta avluya aldılar. Avlunun ortasına gelince de yeni emirleri öğrenmek üzere beklemeye koyuldular. Bu sabah bizi etkilemeye çalıştılar dedi Hasan. Şimdi sıra bende. Üzerlerinde kıyamet gününe dek unutamayacakları bir tesir yaratacağım bir kez daha gerek sesinin tonu, gerekse de yüzünün aldığı şekil büyük daireleri ürpertmişti. Bakışlarında fedaileri bahçelere gönderdiği günkü gizemli ifade belirmişti. Boyunlarını vurdurup surlarda mı sergileyeceksin diye sordu Ebu Ali. Bunu yapacak kadar aptal değilim diye cevap verdi Hasan. Böyle bir hareket emirin askerlerini yüreklerinde zerre kadar korku kalmayacak derecede hırslandırıp öfkelendirecektir. Oysa bizim şu an hissettikleri korkuyu mümkün olduğunca artırmamız gerek. Ordu toplandı. Elçiler bekliyor dedi bu rutinit korkuluklardan aşağı bakarken. Bırak beklesinler. Onlar bizi üzerimize gülle yağdırarak sindirmek istediler. Biz de aynı şeyi onları bekleterek yapalım. Aslan Taş'ın komutanı, süvari yüzbaşı Ebu Cafer de fedailerle okçuların tam ortasındaydı. Elini kılıcının kabzasına hafifçe dayamış, küçümser bir tavırla karşısındakilere bakıyordu. Adamları da her iki yanına geçmişlerdi. Onlarda kılıçlarının kabzalarını kavramış, hırçın bakışlarla etrafı süzüyorlardı üçü de başlarına gelebilecekleri ilişkin korkularıyla sabırsızlıklarını dışa vurmama konusunda bir hayli başarılıydı. Minuçeh subaylar on adım kadar önlerindeydi. Bir yandan elçilere tehditkar ifadelerle bakıyor, bir yandan da aralarında konuşuyorlardı. Arada sırada da Yüce Efendi'nin kulesine doğru kaçamak bakışlar fırlatıyorlardı. Ama kulede en ufak bir hareketlenme yoktu. Sanki Hasan tüm askerleriyle üç düşman elçisinin kendi komutunu beklediğini unutmuştu. Güneş askerlerle hayvanların üzerinde acımasızca parıldıyordu. Ama askerlerin hiçbirinde en ufak bir huzursuzluk ifadesi yoktu. Kayıtsız bir tavırla artık sabırsızlanma emareleri göstermeye başlayan düşman elçileri seyrediyorlardı. Sonunda Ebu Cafer daha fazla tahammül edemeyerek Çehre dönüp yapmacık bir kibarlıkla misafirleri kızgın güneşin altında bekletmek burada bir gelenek midir diye sordu. Burada sadece tek bir gelenek var. O da Yüce Efendimizin talimatlarına harfiyen uymak. Bu durumda efendim Arslan Taş'a bu kadar uzun bekletilmenin efendinizin cevabının bir parçası olduğunu bildirmekten başka çarem kalmayacak. Nasıl arzu ederseniz. Yine sustular. Ebu Cafer öfkeyle gökyüzüne bakarken şakaklarından ters üzülüyordu. Giderek kendine olan güveni kayboluyor gibiydi. Neden onları bunca silahlı askerin karşısında bekletiyorlardı? Ayrıca neyi bekliyorlardı böyle? Kale komutanının kendileriyle ilgili nasıl bir planı vardı? Aklına binlerce şey geliyor ve her bir düşüncede korkusunu daha bir artırıyordu. Bu sırada büyük dairelerle Hasan beyaz merasim cübbelerini giyip omuzlarına beyaz örtüler attılar. Ardından da muhafızlar eşliğinde binadan çıktılar. Hasan Alamut'u ele geçirdikten sonra ilk kez takipçilerinin karşısına çıkacaktı. Kendisine hakim olmaya çalışıyordu ama o bile bir hayli gergindi. Çalan borazanlar onun gelmekte olduğunu bildirdi. Bütün gözler o anda üst avluya döndü. Yanlarındaki yarı çıplak, gürs taşıyan muhafızlar eşliğinde tepeden tırnağa beyazlara bürünmüş üç kişi belirmişti avluda askerler nefeslerini tutmuştu çünkü bu üçlüden sadece birini ilk kez görüyorlardı öyleyse bu Seyduna olmalıydı Yusuf'la Süleyman'ın gözleri fal taşı gibi açılmıştı Seyduna diye fısıldadılar haber bir anda kulaktan kulağa yayıldı Seyduna kendini göstermişti büyük şeyler olacak Askerlerin heyecanı hayvanlara da sirayet etmişti. Huzursuzlukla kıpırdanıp duruyorlardı. Üç elçi de havadaki gerginliği hissetmişti. Merasim kıyafetleri içindeki üç komutanı görünce içgüdüsel olarak dikkat kesildiler. Yüzlerindeki kan çekilmişti. Hasan'la yanındakiler ustalının kenarına dek yürüdüler. Etraf hiç olmadığı kadar sessizdi. Şarud'un Alamut'taki yaşama silmiş olan gümbürtüsü dışında çıt çıkmıyordu. Hasan konuşacağını bildirmek için elini kaldırdı. Sonra da berrak bir ses tonuyla Ebu Cafer'e ''Sen kimsin yabancı, neden Alamut'a geldin?'' diye sordu. ''Efendim, ben Ebu Bekir'in oğlu Yüzbaşı Ebu Cafer'im.'' buraya memleketimizin iftiharı Ulu Sultanımız Melikşah tarafından vazifelendirilen Efendimiz, Haşmetli Emir Arslantaş'ın emri üzerine gelmiş bulunuyorum. Sultan hakkın olmadan ele geçirdiğin Alamut Kalesi'ni derhal terk etmeni istiyor. Kaleyi üç gün içinde Emir Arslantaş'a teslim edeceksin. Bu durumda, Efendimiz buradan güven içinde uzaklaşmanıza izin verecek. Ancak bu emre itaat etmezseniz sultan sizi devlet düşmanı olarak adledecektir. Bu durumda Efendimiz nihai darbeyi vurana dek peşinizi bırakmayacak. Zira şu an baş vezir Mülk de büyük bir orduyla Alamut üzerine gelmekte. Eğer derhal kararınızı vermezseniz İsmaililere karşı en acımasız tavrı sergileyecek o orduyu da karşınızda bulacaksınız. Efendimiz'in e söylememi istedikleri bundan ibarettir. Tehdit edici son sözleri sarf ederken aslında sesi biraz titremişti. Hasan gülümsedi. Sonra alaycı bir tavırla karşısındakinin konuşma üslubunu taklit ederek söze başladı. Ebu Bekiroğlu Ebu Cafer Efendim, Haşmetli Emir Aslan Taşa onun düşmanı olmamamıza karşın eğer saldırırsa Alamut'un direneceğini söyle. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Uyarımızı dinlemez de savaşmaya karar verirseniz sonunuz öncü bildiğiniz gibi olacak. Komutanınızın kellesi şuradaki kalede sergilenecektir. Ebu Cafer kıpkırmızı kesilmişti. Öne doğru bir adım atıp kılıcına davrandı. Ne haklı, Efendimiz'e hakaret edersin, sahtekar. Mısırlıların uşağı. Dışarıda otuz bin kişi olduğumuzu bilmez misin? Bu sözleri işiten İsmaililer de silahlarına davranmışlardı. Hepsi harekete geçmek için komutanlarının gözlerinin içine bakıyorlardı. Soğukkanlılığını koruyan Hasan, yabancı liderlere hakaret etmek sultanın adamları arasında bir gelenek mi? Hayır, nasıl muamele görürsek öyle karşılık verme geleneğiniz var daha ziyade. Kale dışında otuz bin kişi var dedin değil mi? O zaman söylesene bana, bu adamlar buraya kelebek yakalamaya mı, yoksa yeni peygamberi dinlemeye mi geldiler? Eğer İsmaililer kelebekse, doğru, kelebek yakalamaya geldiler. Zira yeni bir peygamberle ilgili hiçbir şey duymadım ben. Ne yani cennetim ve dünyanın efendisi Hasan İbni Sabbah'ı işitmedim mi hakikaten? Allah'ın ona istediğine cennet kapılarını açma yetkisi verdiğinden de mi habersizsin? Kafir bir lider olan Hasan İbni Sabbah'ı işittim. Eğer hislerim beni yanıltmıyorsa şu an onun karşısındayım. Ama cennetin ve dünyanın efendisi olması hususunda Allah'ın ona bu türden bir yetki vermesi konusunda da en ufak bir şey işitmedim. Hasan'ın gözleri Süleyman'la Yusuf'u arıyordu. Bulunca da yanına çağırdı. Gençler adlarını işitince bulundukları yerlerden fırlayıp koşar adım üst avluya yöneldiler. Hasan, ikiniz de tüm peygamberler ve şehitler adına bilinciniz tamamen yerindeyken cennete gittiğinize yemin eder misiniz diye sordu. Evet, ederiz Seyduna. Edin o zaman. Yüksek sesle yemin ettiler. Ebu Cafer gülmek istemişti. Ama fedailerin inançlarına bu derece içten bağlılık sergiliyor olmalarını görmek tüylerinin ürpermesine neden olmuştu. Yanındakilere baktı. Sanki onun yerinde olmadıkları için memnun bir halleri vardı. Yeniden konuşmaya başladığında kendine pek o kadar da güvenmiyor gibiydi buraya sizinle dini münakaşalarda bulunmaya gelmedim efendim. Size haşmetli sultanımızın ve efendim emir Arslan Taş'ın buyruklarını getirdim. Şimdi de cevabınızı bekliyorum. Neden kaçamak cevaplar veriyorsun dostum? Uğruna savaştığın kişinin gerçek bir peygamber olup olmadığının önemi yok mu? Zamanında peygambere karşı savaşan ordu komutanları da aynı lafları söylemişlerdi. Ama sonunda helak olup gittiler. Ebu Cafer inatçı bir tavırla öylece duruyordu. Bu son sözlere herhangi bir karşılık da vermedi. Hasan parıltılı gözleriyle adeta yere zincirlenmişçesine kıpırdamadan duran Yusuf'la Süleyman'a baktı. Verdivenlerden inerek yallarına doğru yürüyüp cebinden bir bilezik çıkardı. Bu bileziği hatırladım mı Süleyman? Süleyman'ın yüzü kağıt gibi benmez olmuştu. Dudaklarının kenarında köpükler belirmişti. Adeta kendinden geçmişcesine dalgın bir ifadeyle ve sesi titreyerek "Evet efendim." dedi. "Git ve sahibine geri ver bunu." Süleyman'ın dizleri titriyordu. Hasan elini yeniden cübbesinin içine attı. Bu sefer bir hap çıkartıp Süleyman'a uzattı. Yut bunu diye emretti. Ardından Yusuf'a döndü. Seni de Süleyman'la birlikte gönderirsem mutlu olur musun? Ah Seydun'a! Yusuf'un gözleri mutlulukla parıldıyordu. Hasan ona da bir hap uzattı. Emirin elçileri olup bitenleri giderek artan bir korkuyla izliyorlardı. Kısa süre içinde her iki gencin yüzündeki dalgın, boş ifadeyi fark etmişlerdi. Bu gençler başkaları tarafından görülmeyen bambaşka bir aleme bakıyorlardı sanki. Ebu Cafer tedirgin bir ifadeyle bu anlamsız şeylerin ne gereği var şimdi diye sordu. Göreceksiniz, sabredin, sadece gözlerinizi iyi açın. Çünkü az sonra görecekleriniz insanlık tarihinde ilk kez vuku bulacak. Bu sözlerin ardından vakarla gençlere dönüp tok bir sesle Yusuf dedi. Züleyha seni cennette bekliyor. Şu kuleyi görüyor musun? Koşarak çık yukarı ve at kendini aşağı. Düştüğünde kendini onun kollarında bulacaksın. Yusuf'un yüzü mutlulukla parıldadı. Hapı yuttuğu anda uzun zamandır hissetmediği huzura kavuştuğunu fark etmişti. Farika, mutluluk dolu bir huzur her şey iki arkadaşıyla cennete gittiği günkü gibiydi. Hasan'ın emrini idrak eder etmez topukları üzerinde dönerek arkadaşlarının yanından geçip kuleye doğru koşmaya başladı. Kaleye çöken ölüm sessizliğini bozan Hasan bu kez Süleyman'a döndü. Hançerin yanında mı Süleyman? Burada Seydun'a. Üç elçi içgüdüsel olarak kılıçlarına davranmışlardı. Ama Hasan onlara bakıp gülümseyerek başını iki yana salladı. Bileziği al. Hançeri tüm gücünle kalbine sapladığın anda bu bileziği sahibine verme imkanına da kavuşmuş olacaksın. Süleyman büyük bir mutlulukla bileziği alıp göğsüne bastırdı. Sonra da diğer eliyle hançeri olanca gücüyle kalbine sapladı. Hala mutluluk ifadesi yayılan dudaklarından bir iç çekiş işitildi. Hemen ardından da yere yığıldı. Elçiler olup bitenleri dehşet dolu bakışlarla takip ediyordu. Solgun, bitkin bir gülümseyişle cesedi işaret eden Hasan, ''Gelin, yakından bakın.'' dedi elçilere. Kısa bir tereddütten sonra söyleneni yaptılar. Gencin vücuduna saplı bir hançer vardı beyaz elbisesinin ön kısmında büyükçe bir kan lekesi göze çarpıyordu. Artık hayatta olmasa da yüzünden hala mutluluk ifadesi okunmaktaydı. Ebu Cafer eliyle gözlerini kapattı. Yüce Allah'ım diye inledi. Hasan hadımlara cesedi götürmeleri talimatını verdi. Ardından dönüp kuleyi işaret etti. Oraya bakın nefes nefese haldeki Yusuf Kule'nin üzerinde belirmişti. Kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Şaşkınlık içindeki kule muhafızları dola kalmışlardı. Yusuf korkuluklara doğru yürüdü. Aşağıda rengarenk saraylar, kuleler, kubbeler görüyordu. Ben bir kartalım. Sonunda yeniden kartal oldum diye fısıldadı. Kollarını salladı. Gerçekten de kanatlarını hissediyordu. Kararlı bir sıçrayışla korkulukları aşıp kendini boşluğa bıraktı. Vücudu büyük bir hızla yere çakıldı. Yakındaki atlar sesten ürküp gerileyince asker saflarında belirgin bir dalgalanma meydana geldi. Biniciler atlara hakim olmakta bir hayli zorlanmıştı. "Gidip o cesede de bakın." dedi Hasan elçilere yeterince gördük diye yanıt verdi Ebu Cafer. Sesi daha önce hiç olmadığı kadar cılızdı. Pekala Ebu Cafer, gördüklerini efendine yanıtım olarak bildir. Ayrıca şunu da mutlaka söyle. Sizin otuz bin kişilik ordunuzda az önceki iki asker gibisi olamaz. Başvezirle ilgili tehdide gelince, Onunla ilgili sizin de 6 veya en fazla 12 gün içinde öğreneceğiniz çok önemli bir bilgiye haizim. O bilgi size ulaşınca beni ve mesajımı hatırlarsınız. Elveda. Elçilerin atlarının getirilmesini emretti. Ebu Cafer'le yardımcıları eğilerek onu selamladılar. Hasan birliklerin dağılması talimatını verdi. Muhafızlar cesetleri götürdüler. Hasan da büyük daireleriyle birlikte kulesine döndü. Yaşanılan dehşet verici olayın etkisinin altında herkes vazifesinin başına döndü. Uzunca bir süre kimse duygu ve düşüncelerini ifade edecek uygun kelime bulamamıştı. İsmaililerin dilleri yavaş yavaş çözüldü. Doğruymuş. Seyduna inananların hayatlarının ve ölümlerinin efendisiymiş kimi istese cennete gönderebiliyor. Sana emir verse kendini bıçaklar mıydın? Kesinlikle evet. Herkesin gözleri ihtirasla parıldıyor. Her biri kendilerini Seyduna'ya, diğer İsmaililere ve tüm dünyaya kanıtlamak için dayanılmaz bir arzuyla dolmuştu. Elçilerin ne hale geldiğini gördünüz mü? Ebu Cafer'in sesi nasıl titriyordu öyle? Seyduna ile başa çıkabilecek bir hükümdar yok ki yeryüzünde. Kendisine yeni peygamber dediğini işittiniz değil mi? Ama biz bunu biliyorduk zaten. İyi ama bu durumda nasıl Mısır halifesine hizmet edebilirdi? Belki de durum tam tersidir. Fedailer içgüdüsel olarak her zamanki yerlerinde, surların üzerinde toplanmışlardı solgun yüzleriyle bir süre birbirlerine baktılar. Hiçbiri ilk konuşan olmaya cesaret edemiyordu. Sonunda sessizliği bozan Übey de oldu. Süleyman'la Yusuf artık aramızda değil dedi. Dünya gözüyle onları bir daha göremeyeceğiz. Naim'in gözleri doldu. Buna emin misin? Adımların cesetlerini taşıdığını görmedin mi? Şimdi cennetteler mi? Übeyde zorlukla gülümsedi. Onlar buna kesinlikle inanmış gibi gözüküyorlardı. Ama sen inanmadın mı diye sordu İbni Vakkas. Bunu Seyduna söyledi. İnanmamak mümkün mü? Şüphe duymak suç işlemek demektir diye ilave etti Cafer ciddi bir yüzde. Onlar olmayınca her şey bana boş geliyor dedi İbni Vakkas kederle. Önce İbni Tahir aramızdan ayrıldı. Şimdi de onlar. İbni Tahir'e ne oldu? Nerede? Yoksa o da mı cennete gitti diye sordu Naim. Buna ancak Allah ve Seydun'a cevap verebilir diye karşılık verdi İbni Vakkas. Onu keşke bir kez daha görebilseydim dedi Naim. Bence o da iki yol arkadaşının gittiği yerde şu an diye karşılık verdi Übeyde. Emir Hazretleri inanılmaz şeyler gördüm dedi yüzbaşı Ebu Cafer dönüp Aslan Taş'ın huzuruna çıktığında beni asıl şaşırtan gençlerin efendilerinin emirlerini derhal yerine getirmeleri değil. Neticede öylesine zalim bir hükümdar karşısında başka ne yapılabilir ki? Ama bizi şaşırttığı kadar dehşete düşüren bu gençlerin daha önce eşini benzerini görmediğimiz kadar büyük bir istekle ölüme kucak açmaları oldu. Keşke öldükleri takdirde cennete gidecekleri söylendiğinde, gözlerinin nasıl mutlulukla parıldadığını zat halinizde görebilseydiniz. Yüreklerinde en ufak bir şüphe kırıntısı bile yoktu. Daha önce gittikleri cennete yeniden döneceklerine olan inançları, Alamut'u kuşatan dağlar kadar sağlam gibiydi. Arkadaşlarım da gördüklerimi tasdik edeceklerdir. Düşüncelere dalan Emir Arslan taş çadırında volta atıyordu. Uzun boylu, yakışıklı biriydi. Bakımlı görünüşünden hayatın tadını çıkarmayı seven biri olduğu anlaşılıyordu. Ancak yüzü endişeyle allak bullak olmuştu. Hasan'ın verdiği cevap hiç hoşuna gitmemişti. Sırayla elçilerinin yüzüne baktı. Sonra da kandırılmadığınıza emin misiniz diye sordu. Kesinlikle evet diye cevap verdi Ebu Cafer. Süleyman en fazla beş, altı adım önümüzde kendini hançerledi. Ayrıca Yusuf'un korkulukları aşıp kendini aşağı bıraktığını Alamut'taki herkes gördü. Arslan taş başını iki yana salladı. Bir türlü inanamıyorum. Hint büyücülerin mucizevi şeyler yaptıklarını ben de duymuştum. Mesela havaya bir ip atıyorlarmış. İp öylece dimdik vaziyette yere düşmeden kalıyormuş. Sonra da büyücünün çırağı bu ipe tırmanırmış. Çırak yeterince yukarı çıkınca büyücünün verdiği talimatla havada asılı duran ip yere düşer. Tabiatıyla üzerindeki çırak da olanca hızla yere kapaklanırmış. Büyücü yere düşen çırağın cesedinin üzerine bir sepet geçirirmiş. Birkaç dua mırıldandıktan sonra sepeti kaldırdığında çırağa eskisi gibi sağlıklı, neşe dolu bir halde ayağa fırlarmış. Tüm bunların bir tek açıklaması var aslında. Göz yanılgısı. Alamut'taki hadise kesinlikle öyle bir şey değildi. Ançer Süleyman'ın kalbine sapına kadar saplandı. Giysileri kan içindeydi. Emir bir kez daha susup volta atmaya koyuldu. Anlatılanları kabul etmek imkansızdı. Sonra yeniden sözlerine başladı. Neyse, ne, size Alamut'ta gördüklerini sususun da bir mezar kadar sessiz olmanızı emrediyorum askerlerin böyle bir düşmanla karşı karşıya olduklarını öğrenmeleri itaatsizliklere sebebiyet verebilir. Baş vezir geliyor zaten. Verdiği emirleri harfiyen yerine getirmezsek çok sinirlenir. Ebu Cafer'in yardımcıları birbirleriyle bakıştılar. Buraya gelinceye dek Alamut'ta gördüklerini birkaç kişiyle paylaşmışlardı bile. Emir bu bakışmaları fark etmemişti volta atmayı sürdürürken derin düşüncelere gömülmüştü. Acaba İsmail'i lideri 6 ila 12 gün içinde baş vezir hakkında önemli bir şey öğreneceğimi söylerken ne demek istiyordu? Zat-ı alenize bana söylediği her şeyi aynen aktardım. Büyük ihtimalle bizi korkutmak istiyor olmalı. Baş vezir hakkında benim bilmediğim ne bilebilir ki? Neticede şu an İsfahan yolunda değil mi?'' sonra da oradan Alamut üzerine gelmeyecek mi? Öfkeyle elini kolunu salladı. Bu kafirlerle savaşmak bana nasip oldu diye sevinsem mi, üzülsem mi? Ne biçim bir düşmanla karşı karşıyayız böyle? Kalede saklanıyor. Açık arazide savaşmaktan kaçmıyor. Cahilleri garip masallarla kandırarak tehlikeli aptallara dönüştürüyor. Onlarla nasıl mücadele etmem bekleniyor benden? Pekala, bu kadar kafi. Çekilebilirsiniz dedi kısa bir süre sonra. Raporunuzu değerlendireceğim. Siz de çenenizi tutun. Elçiler selam vererek çekildiler. Emir kendini yumuşak yastıklara atıp, kadehine şarap doldurarak düşünceli bir tavırla yudumlamaya koyuldu. Yüzü yavaş yavaş renkleniyordu. Ellerini çırpınca perdenin arkasından iki güzel cariye belirdi. Kızlar yanına oturup ona sarıldılar. Kısa sürede Alamut'u da, kalenin acımasız komutanını da unutup gitmişti. Tam tersine dışarıdaki askerlerin ise aklı fikri elçilerin Alamut'ta yaşadıkları maceradaydı. Haber yıldırım hızıyla yayılmıştı. Ebu Cafer'le yardımcıları emirin çadırından çıkınca arkadaşları onları soru yağmuruna tuttu. O da parmağını dudaklarına götürerek susma işareti yapıp emirin kendilerine gördükleri şeyler hakkında bir mezar kadar sessiz olma talimatı verdiğini söyledi. Aslında bu ileri gelenlerin önüne muhafız koydukları başka bir çadırda toplanıp hadiseyi enine boyuna tartışmaya başlayacakları manasına gelen bir işaretti askerler de kendilerince Alamut'u değerlendirmeye koyulmuşlardı. Alamut'un efendisi gerçek bir peygamber olabilir. Baksanıza tıpkı Muhammed gibi bir avuç adamla işe başladı. Ama şimdi emri altında binlerce insan var. İsmaililer Ali taraftarı değil mi? Bizim babalarımız da öyleydi. Neden babalarımızın inançlarına bağlı kalanlara karşı savaşıyoruz ki? Peygamber Alamut'un efendisi kadar güçlü değildi. Yalnızca kendisi cennete gidebiliyordu. Ama yaşayan birini cennete gönderebiliyor muydu? Elçilerimizin huzurunda kendilerini öldürenlerin daha önce cennete gittiği söyleniyor. Başka türlü kimse ölüme böyle koşa koşa gitmezdi. Hayatım boyunca böyle bir şey duymadım. Böylesine kudretli bir peygambere karşı savaşmak doğru bir şey mi?'' İsmaililer Türk de değil, Çinli de değil. Neden sultan onlara savaş ilan ediyor ki? Onlar da tıpkı bizim gibi İranlı, üstelik Müslümanlar. Baş vezir yeniden sultanın gözüne girmeye çalışıyor. O yüzden bizi Alamut'a yolladı. Böylece eski itibarını geri kazanacak. Ben bu tür şeyleri daha önce de gördüm. Dünkü çocuk değiliz neticede. İyi ki emirimiz zeki bir adam. Acele etmiyor. Havalar soğuyunca güneydeki kışlık mevzilerimize çekiliriz olur biter. Elbette kimsenin nefret etmediği bir düşmana karşı savaşmak aptalca olur. Büyük dayiler hiç konuşmadan Hasan'la birlikte kuleye dönmüşlerdi. Yüce Efendi gözle görülür derecede bitkindi. Üzerindeki beyaz pelerinini çıkarıp yastıklara uzandı büyük dairelerse ayakta bekliyorlardı. Bugün en çok kimin yanımda olmasını isterdim biliyor musunuz dedi sonunda sessizliği bozarak. Ömer Hayyam'ın. Neden bu kadar kişi arasında bilhassa onu istiyorsun? Nedenini izah etmek güç. Sadece onunla konuşmak istedim. Vicdanım mı yoksa? Buzluk Ümit ona son derece sert bir ifadeyle bakıyordu. Hasan içgüdüsel olarak doğru oldu. Merak dolu bir yüzle büyük dairelere baktı. Soruya cevap vermedi. Gençleri görmek üzere bahçeye indiğin gece Ebu Ali'ye seni şahruda atmayı önermiştim biliyor musun? Hasan içgüdüsel bir hareketle kılıcının kabzasına yapıştı. Evet, ben de bir şeyler hissetmiştim zaten. Peki neden uygulamadım planını? Bu Ümit omuzlarını silkerken, Ebu Ali dili tutulmuş gibi öylece kala kalmıştı. Bilhassa biraz önce yapmadığıma pişman oldum açıkçası. Gördün mü? Belki de Ömer Hayyam'ı bu kadar özlememin nedeni budur. Yalnız sakın korktuğumu sanmayın. Sadece konuşacak birilerine ihtiyacım var, hepsi bu. Bizimle konuş, dinliyoruz işte. O zaman size bir soru sorayım. Bir çocuğun rengarenk oyuncaklar karşısında duyduğu sevinç hakiki bir sevinç midir? Yine ima dolu bir sohbete başlamayalım şimdi i̇bn Sabah dedi buzruk ümit. Kızgınlığını apaçık ortaya koyarak. Ne demek istiyorsan doğrudan söyle. Ama beni dinleyeceğinizi söylemiştin. Hasan'ın ses tonu bir kez daha eski sert ve kararlı şeklini almıştı. Niyetim yaptıklarımı haklı çıkarmaya çalışmak değil. Elbette rengarenk oyuncaklarıyla oynayan bir çocuğun mutluluğu, yetişkin bir erkeğin para ya da kadınlar karşısında hissettiği mutluluk kadar hakikidir. Herkesin kendince bir mutluluk anlayışı vardır kısacası ölümü mutluluk olarak telakki eden biri için hayatının sona ermesi bir başkasının para veya kadınlar karşısında duyduğu hazın benzerini hissetmesine neden olacaktır. Zaten öldükten sonra da pişmanlığın anlamı kalamaz. Bir köpek olarak yaşamak ölü bir kral olmaktan iyidir diye mırıldandı Ebu Ali. Kral da olsan köpek de neticede öleceksin. En iyisi kral olarak öl. Tabii sen insanların hayatları ve ölümleri üzerinde karar verecek derecede kudretli birisin. Bu yüzden de konuşmak senin için kolay dedi Buzlüğmit. Ama ben senin ölen iki fedainin yerinde olmaktansa bir sokak köpeği olmayı tercih ederim. Beni anlamadın diye karşılık verdi Hasan. Sana kim böyle öleceksin dedi ki Bizim konumumuz onlarınkinden bütünüyle farklı. Onlar için mutlulukların en büyüğü olan şey sende dehşet uyandırıyor olabilir. Lakin sana sınırsız mutluluk veren bir şey de bir başkasında tahammül edilemeyecek derecede sıkıntı yaratabilir. Hiçbirimiz hadiseleri her açıdan değerlendiremeyiz. Bunu ancak gücü her şeye kadir Tanrı yapabilir. Kısacası izin verin de herkes istediği gibi mutlu olsun. Ama sen o fedaileri bilerek, isteyerek kandırdın. Kendilerini sana adayan insanların güvenlerini bu şekilde sömürme hakkını nereden alıyorsun sen? İsmail'i öğretisinin en büyük düsturundan elbette. Ama buna rağmen bir de kalkmış her şeye kadir bir tanrıdan bahsediyorsun. Bu anda Hasan doğruldu bir hayli heyecanlanmış gibiydi. Evet, her şeye kadir bir tanrıdan bahsettim. Ama ne Yehova, ne Hristiyanların tanrısı ne de Allah, üzerinde yaşadığımız dünyayı yaratmış olamaz. Hiçbir şeyin yüzumsuz olmadığı bu dünyada güneş kaplanın, kuzunun, filin, sineğin, akrebin, kelebeğin, yılanın, güvercinin, tavşanın, aslanın, çiçeğin, meşe ağacının, dilencinin ve kralın üzerinde eşit derecede parıldar. Hastalık iyiyi, kötüyü, güçlüyü, zayıfı, akıllıyı, aptalı aynı şekilde vurur. Ne zaman mutlu olacağımız, ne zaman acılarla boğuşacağımız belli değildir. Ve yaşayan herkesi aynı son bekler. Ölüm. Anlamıyor musunuz? İşte ben böyle bir tanrının peygamberiyim. Büyük dayılar içgüdüsel bir tepkiyle birkaç adım uzaklaştılar. Demek bu garip adamın yavaş yavaş şu anki çılgınlığına sürüklenmesinin sebebi bu düşünceydi. Yani sahiden de kendini bir peygamber olarak görüyordu. Tüm felsefi izahatları yalnızca kuşkucuları kandırmak için uydurmuştu. Belki de kendi kendini de bu şekilde kaldırmıştı. O zaman kendini inançlarına bu derece kaptırıyor oluşuyla, İsmail'i liderlere değil, daha ziyade fedailere benziyordu. Yani Tanrı'ya inanıyorsun öyle mi diye sordu bu zükümü, tedirgin denilebilecek bir ses tonuyla. Evet, öyle. Aralarında devasa bir uçurum oluşmuştu. Büyük dayılar ayrılırken eğilerek selamladılar onu görevlerinize devam edin. Sizler benim haleflerimsiniz. Evlatlarına gülümseyen bir baba gibi gülümseyerek onları yolcu etti. Dışarı çıktıklarında Ebu Ali, tam Firdevsi'ye göre bir malzeme diye bağırdı.